kolay gelsin. Evet, bugünkü durağımız Aydın Saatçı. Buyurun. Pirol abiye geldik. Bizi misafir etti. Kendisine biraz sohbet edeceğiz. Edelim. Pirol abi şimdi şeyden başlasın mesela. Baba kaç yıldan beri bu işleri yaptı? Baba 60 yıl bu işle uğraştı. Ondan sonra emekli oldu. Bize bıraktı. Biz devam ediyoruz. Rol abi bu mesleğe babanız başlamıştı. Kaç yıldır demişti? 1956. 56. Hep ilk burada mı başladı? Burada. Peki İstanbul'a Trabzon'dan mı geldi? Trabzon'dan geldi. Peki siz o zaman kaç yaşındaydınız? Ben 56'da yoktum. Ben 63 doğumluyum. 63'tü. Evet. Ha, siz buraya geldiğinizde belki de evlenmemişti. Yok, evlenmişti ama o zaman ben yoktum tabii. Peki saatçi miydi babanız peki? Saatçi. Trabzon'da da saatçiydi. Trabzon'da kuyumcuydu, kuyumcu ustasıydı. Kuyumcu ustasında saat. Ondan sonra oradan İstanbul'a gelince saatçi oldu. Saatçiliğe 60 sene devam etti. 60 sene saat tamirciliği yaptı. Aynen. Siz peki kaç yaşında böyle gidip gelmeye başladınız dükkana? Ben ilkokul 5'ten beri dükkana gidip geliyorum. Dükkana gidip geliyorsunuz. Aynen. 45 sene, 46 sene bilen oldu. Ama bu dükkan kaç? 1950'lerden beri burada. 56'dan beri burada. Evet, tabelada vardı sanki, görmüştüm. Aynen. Tamircilikten, kuyumcu tamirciliğinden saatçılığa döndü. Peki Trabzon'dan gelme sebebi şey mi? Oranın maddi imkanlar? Ya orada dükkanı yoktu orada. Dayısının yanında çalışıyordu. Ha, dayısının yanında. O da kuyumcu muydu? O da kuyumcuydu. Onun yanında çalışıyordu işte. 18-19 yaşına geldikten sonra İstanbul'a geldi. O günden beri de burada. Peki siz Kadıköy, buralarda mı oturuyorsunuz gene Birol abi? Burada Kadıköy'de oturuyoruz. Kadıköy'de oturuyoruz. Aynen. Çocukluğundan beri neler gelişti burada? Yani şimdi dijital saate geçtiler artık, mekanik saat pek. O zaman mekanikti zaten, hep kurbalı saat, otomatik saat. O zaman kuvar saat, pilli saat yoktu ki. Evet, yoktu. Aynen. Şimdi artık duvarda görüyoruz böyle pilli saat. Hepsi kuvars pilli. Aynen. Ama evet, müşteriler de gelmeye başladı. Selamünaleyküm. Selam. Benim hanım saat pili şu an. Niye şöyle? Sağ olun.
bir saat kol saatim var da kordonu kopmuş. Bakalım. Bunu tahtakalede servisi orada bulursun. Öyle mi? Aynen. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, güle güle. Süredir evde duruyor, çalışmıyor herhalde. Bunu muhtacım ediyorum. Yapmam lazım, bir yıldır. Dijital saatten bahsetmiştik Bülent Usta. Yani zamanlar şey değişiyor. Aynen. Yani mekanik artık kurmalı. Kurmalı artık yok, çok az. Yeni de çıkmıyor. Bu aynı bizim, şimdi bu Kadıköy'de de bayağı. Kadıköy nasıldı peki çocukluğunuzda biraz? Kadıköy daha iyiydi eskiden. Ne iyiydi mesela, neyi özlüyordun? Daha sakindi. Yani herkes birbirini tanırdı. Yani şimdi şey de değişti, insan profili de değişti. Metrobüsle Marmara'ya açıldı, insan profili değişti Kadıköy'de. Kaç yıldır böyle, yani 10 yılda mı oldu yoksa? İşte hemen hemen 10 yıldır. 10 yıldır böyle. Müşteri şey de değişiyor tabii. Müşteri profili de değişti. Aynen. Her şey değişti. Babam açtığı zaman burayı tramvay zamanıydı. Caddede tramvay zamanı. Buradan geçiyordu. Tabii, tramvaya çalışıyordu. Hatırlıyorsun onları. Ben hatırlamıyorum da hayal mayal yani. Hayal mayal. O kadar çok net hatırlamıyorum da. O zaman tramvay zamanıydı. İşte o zamanlardan bu zamana geldik. Bu tam önümüzdeki yoldan geçiyordu. Aynen, caddede burada. Vay be. Yani, tramvay demek nereye kadar gidiyordu acaba? Aşağı İskele'ye gidiyordu. Hasanpaşa'ya, Üsküdar'a tarafı o zaman tramvay vardı. Sonra bizim şu karşı itfaiyenin olduğu yer tramvay müzesiydi. Ha, evet. İtfaiye var ya orada. Orası tramvay müzesiydi. Peki, eskiler işte böyle, eskiyi özlüyorsunuz. Eski esnaf zaten kalmadı ki. Biz kaldık burada. Burada şimdi en eski esnaflardan birisiniz. En eski biziz. Saatçi olarak da Kadıköy'de? Saatçi olarak da biziz. Çünkü babadan... Babadan, aynen. Baba burayı ilk 1950'de mi? 56. 56 ama İstanbul'a gelişi? 50. 50. İlk buraya geliyor peki ne yapıyor? Yani gel kuyumcu olarak mı çalışıyor? Yok, o zaman işte saatçi olarak başlamış ama tabii sermaye filan az. Ufak tefek işte kendi ustalığıyla, şeyinle. Nerede açmış peki ilk? Yer mi açmış? İlk şu karşıdaydı dükkan. Ha, gene bu caddede. O bina eskiydi, sonradan yıkıldı, yapıldı. O binanın altındaydı, ilk küçük bir dükkanı vardı. Ondan başlamış. Böyle başlamış, sonra burayı almış. Ondan sonra buraya, bu seviyeye geldik. Siz o günleri özlüyorsunuz. Peki karşıya hiç gidiyor musunuz siz? Beyoğlu, Sirkeci? Ya şey, malzeme almaya gidiyor. Malzeme almaya. Sizin tabi de duvar saatleriniz var. Var. Onlara da bakarız şimdi birazdan. Bakarız. Peki eski dediniz, tramvayı özlüyorum. Eski insanları özlüyorum. Aynen. Eski komşulukları, dostlukları. Kalmadı, bitti onlar. Onlar evet. Bitti. Tezgahınız da güzel. Tezgahı da şöyle alalım. Çalışma yeriniz burası. Çalışma yerimiz burası, evet. Evet, Atatürk. Saatleri de var orada. Böyle oturun, rahatsız olmayın, biliyor musun? Yok, fark etmez. İşiniz varsa bir yapabilirsiniz. Ya, işim yok. Bu mesleği peki en çok sevmenizin nedeni, yani babanızdan sonra siz devam ettirdiniz. Evet. Burada eski fotoğraflar var zaten. Var burada yani. Peki sizden sonra kimse, çocuklar devam ettirmez herhalde. Çocuklar bir ara yaptı ama hoşuna gitmedi, bıraktı. Evet, zaman artık gelişiyor çünkü. Artık gençler bu işe
şey yapmıyor. Ama şimdi saatlerde eski mekaniklere bir dönüşüm var sanki, değil mi? Var. Mekaniğe dönüşüm var. Evet. Var. Herkes arıyor artık. Aynen. Aynen. Çayınız da gelmiş. Evet. Esnaflar kalmadı ha? Kalmadı, bitti. Birol Usta gibi esnaflar kalmadı. Bu şey çıktı, hani şey diyorsun, takıyorsun. Takmış öyle. Kayışı... Kayışı değiştir. Ve o takabiliyorsan takın. Bu zaten sertleşmiş. Şey, değiştirmek için geldi. Değişelim. Eski esnaf kalmadı dediniz de abi, yani bulamıyoruz değil mi artık, yok? Yok abi. Size şu kadarını söyleyeyim. Ben dünya devletlerinin yarısında fazlasıyla çalıştım, çalıştırdım, çalıştık. Ben inşaatçıyım. İki millet beni yordu. Türkler bir Araplar ki hem Türk'üm hem Müslüman. Biz dini de kötülüyoruz, Türklüğü de kötülüyoruz. Hoş değil. Bak ben 55 yıllık mühendisim. Ben gittim şu şeyde o saat durmuştu, götürdüm. Dedi ki efendim bu şeyi bırak bize 150 lira, biz onu temizleriz. Sonra da pil takar 200 lira alacaktı. Getirdim buraya ya 30-35 lira aldı adam. Bak. Sene kaçtı ama? Bir ay önce. Ha, bir ay önce. Bir ay önce. O 200 lira yapıyordu. Bu 30-35 lira şey değişti. Pili değişti. Ya, başka bir şey. Yani o ne olacak, ben yıkadım temizledim diyecek, 150 lira fazla alacak. İşte esnaflık şeyi kalmamış. Evet, dürüstlük kalmadı. Ben 55 yıl inşaat yaptım. Yurt içi, yurt dışı en büyük projelerini bitirdim. Bir tane hata yapmadım. Olimpiyat stadyumunu bilirsin. Oranın prekast montaj şefiydim. 3 yılda 16 bin küsur eleman montajı yaptım, sıfır hata. Böyle o gördüğüm her şey prekastır. Türkiye, biz şimdi niye böyle bu pahalılığı yaşıyoruz? İşte yanlış zihniyetimizden dolayı. A partisi, B partisi, C partisi beni ilgilendirmiyor. Tabii tabii. İlgilendirmiyor. O onlara sordu. Tamam mı? Ya bu gidip öbürü gelse gökte şey mi, para mı yağacak? Pirol Usta'm o yönde çok iyi ya. Yani İyi, çok iyi. Eski esnaflar, biz de zaten o yüzden böyle bir çalışma yapıyoruz. Burada eski olduğu için... Çok az kalmış. Yani vardır ama çok çok az. Aynen. Çok az. Ben ortaokul, abi borcumuz ne kadar? 50 lira. Ben ortaokulda okurken fakir çocuğuydum. İki kişi 17,5 lira ev kirası veriyorduk, ağır geliyordu. Çıktım yemeğe gideceğim, öğlen ve akşam şey diyorduk. Baktım bir tane almış, böyle bir cüzdan buldum. Sağ ol. Ondan sonra baktım içinde 20 lira 80 kuruş para var. Sene 1962 veya 63. Ekmek alacak param yok, veresiye alıyorum ama o parayı yiyemedim, götürdüm müdüre verdim. Müdür sahibini bulamadım, götürdüm karakola verdim. Bir sefer helalı haramı bilmemiz lazım. Aynen. Ya ibadet Allah'la senin arandaki şey, bana ne? Tabii, ya? Tabii. Aynen. Doğru mu hocam? Doğru. Ya bunu söylediğin zaman, ya sen dine mi karşısın, sen bilmersin. Ya kardeşim benim Allah'ımla dinle ne sorunum var? Allah bana bildiğimi vermiş. Herkesin kendine. O kendine git. Tabii canım. Herkesin kendine. Kimse kimseye sorgulayamaz. Şimdi bu adam dürüst olmasaydı, ya bu 50 lira önemli değil bak. Ben ne diyorum? Ben 3000 dolardan aşağı çalışmamış bir insan. 90 an şu anda almıyoruz. 7800 lira emekli maaşım ayrı bir şey ama. Bak adam bana bir intiba bırakmasaydı bir daha gelmezdim. Bir daha gelmezdim. Evet, ya. Evet. Yazık. Yazık memlekete, yazık. Bizim biraz zihniyetimizin değişmesi lazım. Evet. Biraz değişmesi lazım. Şimdi millet bakıyor ki parayı nasıl bir an önce kazanırım, köşeye dönerim. Öyle bir şey yok ki. Öyle yok. Onlar... Öyle bir şey yok. Yazık bu memlekete, yazık. Aynen.
getiriyor ve yerinize sağlık. Abi, çok sağ teşekkür ederim. Sağ ol abi. Biz kartınız da burada yine duruyor. Tamam, sağ ol. Hadi saygılarımız. Eyvallah abi, sağ ol. Hadi. Sağ ol abi. İyi günler. Görüşürüz. Güle güle. İyi, denk geldi. Hem de reklamımızı da yapmış oldu. Ama reklamın şeyi değil, sonuçta olan bir şey. Dürüst çalışırsak her zaman. Her zaman kazanır. Dürüstsün, sen kazanırsın. Vay, asıl hazine burada. Biz aşağıda ne çektik? Hiçbir şey. Dur. Biliyor musun, hazineye gelmişiz, haberimiz yok. Aynen. Burası babanın... Babanın tezgahı. Peki, yani burayı dükkanla birlikte mi aldı yoksa? Yok. Dükkanla beraber değil. Bura bizim değil, bura kira. Ha kira, bura kira veriyorsunuz. Bura kira. Ha kira veriyorsunuz. He. Ama baba burada mı çalışıyordu hep? Burada çalışıyordu. Burada çalışıyordu, aşağıda çalışıyordu işte. Burada duvar saatlerini falan yapıyordu. Ya şu güzelliğe baksana. Bunların hepsini kendi işte, birikimleri bunlar. Bakır şeyler, semaverler şeyler. Hep kendi birikimi. Radyosu bile var olsun. Burada var. Bak şuraya bak, gerçek gel yani, burası hazine. Aynen. Kendi birikimlerini işte buraya düzmüş. Eski makine ne var orada? Var. Şöyle. Teyze güzel ya. Teyze aşağı almayı düşünmedin ama. Yok, o da aşağıki bana yetiyor. Onun çekmeceleri falan var. Bunda çekmece yok. Bir, iki, üç tane tezgah var. Bu da tezgah. Şurada da var değil mi? Bu da tezgah. O tezgah. Bu tezgah. Üç tane tezgah var burada. Evet. Dur, şurayı. Yani müthiş yani gerçekten. Avizeyi de çek. Ha avize. Hazine var burada ya, şu vitrine bak. Burası peki kiralama kaç yıl oldu? Bura mı? Burası 15. Ha 15. 15 20. Baba gelip çalışıyordu ama burada. Tabii tabii. Yani geliyor abi 2 seneden beri gelmiyor. Ha 2 seneden beri. Normalde gelip burada yapıyordu. Ha aynen. Orhan amca geliyor buraya peki? Geliyor. O da çalışıyor. Tabii. Ha orada yapıyor o zaman. Evet. Tamam. Çalışma yeri burası. Burada da çalışıyor. Kendi atölyesinde de çalışıyor. Müthiş.